Üstadım, mecelledeki hükümlerle alakalı bir sual var. Mecelleden önceki hükümlere nazaran çok fark var mıdır diyor. Mecelleden önce hangi hükümler geçerli diye sormuş. Bunu soran İslam hukukunun metodunu bilmiyor. İslam hukuku kazuistik metot. Ne demek? Sahibidir. İslam hukukunun metodu kazuistiktir. Bu şu demektir. Müştehitler her ihtimali derpiş ederek İslam'ın temel umdelerini tatbik suretiyle hüküm verirler. İslam dünya görüşünde insan müfekkiresi için varid-i hatır olup da cevaplandırılmayan bir sual olamaz. Çünkü bütün vukuat ve şuunat 8 kategoridir. 9.'sü yoktur. Ya haramdır, ya helaldir, ya mubahtır, ya mekruhtur. Hiçbir sahayı İslam benim tanzim edeceğim, karışacağım bir iş değildir diye serbest bırakmaz. Hayat ve kainatta bütün vukuat ve şuunatı bir kıymet hükmü manzumesi halinde sunar. Eğer bu metot her meselenin ayrı ayrı hükmünün Kur'an'da olmasını gerektirseydi, Kur'an 6666 ayet olmaz, 6666 cilt olurdu belki. Gene de yetmezdi. Lakin Kur'an teksif edilmiş bir pamuk balyası gibidir. Bazı şeyleri sarahat cihetiyle, bazı şeyleri delalet cihetiyle beyan eder. Bunun sebebi şudur. Allah azimişan وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ buyuruyor. Yaş kuru ne varsa kainatta, hakkı batıldan ayırt etmek için gelmiş olan bu kitapta mevcuttur. Ebu Sarahat cihetiyle olsaydı ne netice doğardı? Ezberlenmesinin imkan olmayacak bir genişlikte olduğu gibi insanlar yaşadıkları devir icabı müşahede edemedikleri gerçeklere ait beyanlardan dolayı Kur'an'ı reddederlerdi. Nitekim dinsizler Kur'an'ın getirdiği ahlakı tenkit etmezler. Meleği, Allah'ın varlığını, cenneti, cehennemi yani metafizik gerçekleri reddederek kafir oluyorlar. Metafizik. Onlar da görüyor ki Ramazan-ı Şerif geldiği zaman suç azalıyor. Ama materyalist bir mantıkla istiyor ki Allah haşa varsa ben niye görmüyorum? Niye? Ulan sen elektriği de görmüyorsun da neticesinden kabulleniyorsun. Elektriği elleyebilir misin? Çarpılırsın. Görebiliyor musun? Hayır. Nedir bu lambayı yakan, aydınlatan? Şu aydınlığın sebebi bir şey var. Ama bu maddi olarak müşahede edilmiyor. Bizzat aklını kabulleniyorsun. Ruhun da onun gibi. Aklını gördün mü? Elledin mi? Havas-ı hamse dediğimiz 5 duyguyla sabit olanı kabul ediyor, etmeyeni kabul etmiyor. Dinin metafizik hakikatleri reddedildiğine göre, inkar bundan çıktığına göre, eğer Kur'an-ı Kerim sarahat cihetiyle kainattaki bütün hakikatleri ifade etseydi, mesela elektriği biz keşfetmeden evvel anlatsaydı açıkça, herkes dedi ki bu masal ya, böyle şey olur. Televizyonu anlatsaydı kimse inanmazdı böyle bir şeyin olacağına. Fiilen olduktan sonra falan ayetteki şu kelime bunu ima ediyormuş diyorsun. Meşhut hale geldikten sonra kabul kolaylaşıyor.
İşte Kur'an'ın delalet cihetiyle bazı hakikatleri anlaması bütün zamanlara, bütün zamanlardan beri olmak arzusunun tabii bir neticesidir. Size başka vesileyle söyledim. Yine özetleyeyim. Allah-u Azimüşşan'ın 3000 sıfat-ı ilahiyesi vardır. Masivaullah bu 3000 sıfat-ı ilahiyenin tecelli terkipleriyle vücuda gelmiştir. Sadece 2 sıfat-ı ilahiyeyi Allah-u Azimüşşan zat-ı uluhiyetine hasretmiştir. Bunlar beka ile halik sıfat-ı ilahiyesidir. Bunun tabii neticesi olarak bütün kainat fanilikle mahkumdur. Bu sıfattan nasibi olmadığı için. Küllü men aleyha fan. Bu kainatın içinde ne varsa hepsi fanilikle mahkumdur. Semavatta henüz ışığı küre-i arza gelmemiş yolda olan yıldızlar dahil. İkincisi de Allah halik sıfatıyla dahil olmadan hiçbir fiil vukua gelmez. Çünkü bir oluşta bir failiyet, bir halikiyet vardır. Failiyet kulda, halikiyet Allah'tadır. Ayet diyor ki ağaçtan yaprak düşmez Allah murad etmedikçe. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala budur. Allah'ın iradesiyle Allah'ın rızasını karıştırmayın. Rızası sade hayırda, iradesi hayır şer her oluştadır. Bu 3000 sıfat-ı ilahiyeden 2 noksanla bütün sıfatların tecelli ettiği 3 yer vardır. Birincisi insandır. İnsan zübde, tohum gibidir. Bir tohumda kendi cinsin bütün hususiyetleri vardır. Zaman ve şartlar onun imbat kabiliyetine muavin olduğu zaman küçük bir çekirdekten bir ağaç meydana gelir. Bu gördüğünüz ağaçların hepsinin sermaye asliyeti topluğuna başı kadar bir tohum. Ama vücuda getirdiği meyvada, yaprakta, çiçekte, gövdede diye ne varsa hepsinin özü ve istidadı o tohumdadır. Allah ise sıfat itibariyle Camiül Ezdat'tır. Kur'an'ın bu gerçeğini mecelleyi anlatırken İslam'ın temel hukuk prensibini anlamanız için bu izahata ihtiyaç var. İnsan bütün sıfatlardan nasip olduğu, aldığı için. İnsan adeta bir küçük kainattır. Onun için insana zübde-i kainat derler mutasavvıflar. Kainatın özü, çekirdeği, tohumu. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan Ademsin sen diyor Şeyh Galip. İnsan bir insan, Müslüman değil, sadece insan olmak haysiyetiyle bir küçük kainattır. Kainatta ne varsa insan bedeninde vardır. Demir vardır, altın vardır, fosfor vardır, zerre miktar da olsa. Bir küçük kainat. İnsanın açılımı Kur'an'dır. Kur'an insanın şerhidir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam el insanı vel Kur'an'ı teveman buyurmuştur. İnsan ve Kur'an eş manalı iki kelimedir. İnsan canlı Kur'an'dır. İhtiyarlığın alameti söz söylerken hatıraların zihne hücumudur. Benim de aklıma çok şey geliyor ama söylemek istemiyorum, bir tanesini söyleyeyim. 50'li yıllarda fakültede talebeyken bir solcu çocuk bana dedi ki hepimizden iyi felsefe biliyorsun. Hepimizden iyi tarih biliyorsun. Nasıl gerici oluyorsun dedi. Sen gericilikten anladığın Müslümanlık değil mi dedim. Evet.
Çünkü beni insan olarak İslam'dan daha fazla yücelten bir sistem göremedim. Allah-u Azimişan kendi zat-ı uluhiyetini müteal sıfatıyla tavsif buyurduktan sonra insanı yeryüzünde halife olarak yarattım buyuruyor. Müteal olan bir varlığın halifesi yapıyor beni din. Bunu idrak etseniz ya, işte mutlak bir idrak etseniz gafletten ayrı. Evinin yolunu şaşırırsınız. Her gün gittiğiniz evinizi bulamazsınız. Çıldırmanız bile kabildir. Müteal sıfatına haiz bir Halik-i Zişan'ın halifesi. Bu şerefi bana hiçbir sistem vermiyor. İşte beni insan olarak bu kadar yücelten bir dine ben mensubum ama senin ondan haberin yok. Şartlanmışsın onun aleyhine. Kim ileri kim geri ne öyle olur belli. Bayram nutuklarıyla taşlaşmış beyinleri. Bayram nutuklarıyla şartlanmışsın dedim ona. İnsan kainatın özü. Bu kadar şerefli bir varlık. Allah ise sıfat itibariyle camül ezdat olduğundan sıfat zıtlığını haiz bulunduğundan çünkü hayır ve şer onun sıfat tecellileriyle olacak. İnsanda da bu zıtlık asıldır, bertaraf edilemez. Kainatta edilemediği gibi. En kavi imanı olan adamda Allah'ın mudil sıfatından da nasip var. Lakin hapiste, tahte şuurda, en şiddetli bir kafirde de Allah'ın hadi sıfatı ilahiyesinden nasip var. Lakin mağluben var. Hadi sıfatı ilahiyesinin galebesi bir adamı mümin yapar. Mudil sıfatı ilahiyesinin galebesi kafir yapar. Aydınlığın galebesi bir yeri gündüz yapar, karanlığın galebesi gece yapar. Gece de aydınlık vardır, mağluben. Gündüz de karanlık vardır, mağluben. Kainat bu zıtlık üzere devam eder, bertaraf edilemez. En şiddetli müminde bile mudil sıfatından bir nasip olduğu için el-emnü küfrün vel-ye'sü küfrün buyurulmuştur. Ben cennetliyim, mutlaka cennete giderim, iman ile son nefesimi veririm demek küfürdür. Aksi de küfürdür. Kaide beynel havfi ve reca, inşallah. İnşallah iman selametiyle ebedi yurdumuza varırız hepimiz. Hazreti Ömer diyor ki bir kişi cennete gidecek deseler, umarım ben olurum. Herkes cennete gidecek, bir kişi cehenneme gidecek deseler korkarım ben olurum. Kaide nedir? Beynel havfi ve reca. Korku ile ümit arasında yaşamak. İşte insanın bu hususiyetindendir. İnsanın şerhi Kur'an'dır. Kur'an'ın şerhi de kainattır. Bütün avalim, alemler. Şimdi Kur'an kainatın bütün hakikatini ihtiva eden Kur'an, eğer bu hakikatlerin külliha sarahat cihetiyle söyleseydi, yazının yaygın olmadığı bir zamanda ezberle bize kadar gelemeyeceği gibi, ezberlenemeyeceğinden, ayrıca fiilen gerçekleşmeyen bazı işlerden dolayı da redden müncer olurdu. İşte elektriği bilmediğimiz bir zamanda birisi elektrik diye bir şey icat olacak, şöyle olacak, böyle olacak bize inanır mıydı? Ama görünce kimse inkar etmiyor. Şu lambayı, bu aydınlığı kazandıran müessiri görmediği halde neticeden müessiri kabulleniyor. Zuhurunun şiddetinden gayip olan Allah Azimüşşan da eserinden intikal ederek zat hakikatine varılır. Çünkü kainatta Allah'ın zat hakikatinin tecelli ettiği bir mekan yoktur.
Hazreti Musa bir peygamberlik selahiyetini, bir ululaz bir peygamber görmek dileğine lenterani buyurulmuş. Göremezsin. Sen 2000 volta bu lamba çıkarılsa ortalığı kapkaranlık görürsün. Çünkü Allah-u Azimişşan mahsuva Allah'tan her varlığa verdiği takati hudutlu vermiştir. 50 kilo yükü kaldırırsın. 1000 kiloyu kaldıramazsın. O da ağırlık. Niye kaldıramıyorsun? Çünkü fiziki gücünün bir hududu var. Bir şeyi görüyorsun. Çok küçüğü göremiyorsun. Buradan Ağrı Dağı'nı gene göremiyorsun. Biri senin görme kabiliyetin altında, biri üstünde. Senin görmenle görülecek mekan hudutlu değil. Beyninin takati de böyledir. O zaman materyalistin başvurduğu zarureti kullanırsın. Materyalist ne yapar? Pozitivist. Her zaman verdiğim misal. Bir suyu tecrübe eder. Normal basınç altında saf su belli bir dereceyi hararette tebahur eder. İki suyu tecrübe eder. 2000 suyu tecrübe etsin. 2 milyon suyu tecrübe etsin. Hepsi çıkıyorsa der ki bütün saf sular normal basınç altında biri 100 der, biri 180 der fark etmez. Ama muayyen bir sıcaklıkta tebahur eder. Ona deriz ki bütün suları tecrübe mi ettin arkadaş? Bütün sular diyorsun. Ama bu kadar şeyde tesettür eden gerçeği zihnen sonsuzluyorum der. Allah'ın varlığına da böyle ulaşır. Halbuki kainatta istisnalar da vardır. Bazen bunlar bilinir, bazen bilinmez. Çünkü eşyayı tabiyede meknuz olan hususiyetler keşfedilip bitmiş değildir. Radyasyon mu biliniyordu dün? İnsanlar nazar, gözde nazar olur diyorlardı. Çok insan bunu reddeder. Halbuki bugün gözden bir şua çıktığını, bazı insanın gözünden çıkan şuanın zehirli olduğunu, karşısındakinin icabında hasta bile ettiğini bilir. Renklerin gözden çıkan şuaya tesiri anlaşıldı. Yeşile bakan göz iki yerde uyum yapmaz. Bir yeşile bakarken, bir sonsuza bakarken. Onun için sonsuza bakmak gözleri dinlendirir. Kütüphane masalarında yeşil çuha sermelerinin sebebi göz yorulmasın diyedir. Doktorlar ameliyat haneye girerken niye beyaz önlüklerini çıkarırlar da cam göbeği önlük giyerler? Gözleri yorulmasın diye. Niye sıcak memleketteki insanlar beyaz giyer, soğuktakiler koyu renk giyer? Koyu renk güneş ışınlarını emer, beyaz renk reddeder. Arabistan'da siyah giy, bunalırsın terden. Demek ki renklerin bile şualara karşı reaksiyonu belli ölçüde öğrenilmiş, anlaşılmış. Ama bu nispi anlaşılmaya rağmen bugün nazarı reddeden adamlar vardır. Halbuki fiilen bunu görürsün, fiilen. Bizim Beşiktaş'ta oturduğumuz sırada apartmanımızda bir kadın vardı, evlenememiş. Yüksek tahsilli de bir kadındı. O evimize her geldiği gün ya bir bardak kırılır, ya bir tabak kırılır, ya çocuk düşer, ya bir şey olur. Tecrübeli, o geldi mi ne olacak diye beklerdi. Sehpanın üzerindeki camın tozunu siliyor hanım, tozunu. Bu sehpanın kocaman camı, 7 milimetre cam. İplik gibi ayrıldı. Bir baktı ki kadın bakıyor. Materyalistler ahmaktır. Kainattaki sırdan hiç nasip alamamışlardır. Ama bazı hususiyetler bilinebilir dedim.
Mesela eşyayı tabiyeden her biri ısındığı zaman genişler, soğuduğu zaman daralır. Su bir cisim değil mi? Suyun tabiatı tersinedir. Su soğuduğu zaman genişler, ısındığı zaman daralır. Şimdi sen su hariç kainatta 1 milyon eşyayı tabiyeyi tahlil etsen, herkes ısındığı zaman genişliyor, soğuduğu zaman daralıyor görürsen. Suyu da bu hükme bağlarsın icabında. Çünkü her şey dediğin zaman binlercesini tecrübe edince bir umumi kaideye vasıl olursun. Onun için materyalist zihin laboratuvarında imal eder bunu. Seninse dinin metafizik hakikatlerini kavraman için Allah-u Azimüşşan sana intikale medar olacak unsurlar yaratmıştır. Rahmeti gadabına galip geldiği için. Ahireti anlaman için sana rüyayı vermiştir. Rüyada aynı zamanda burada olursun, aynı zamanda Hindistan'da olursun. Hayatta ol bakayım. Halbuki uykudasın. Uykudaki vukuatın tabi olduğu kavanin başka. Ahiret de böyledir. O başka bir alemdir. Sen de orada başka bir selahiyetle mevcut olacaksın demek. Ahiret alemine intikal etmen için sana Allah rüyayı vermiş. Ölümden sonra dirilmeyi anlaman için tabiatı senede bir defa öldürüyor, baharda bir daha diriltiyor. Eğer kış bir insanın hayatında bir kere tekerrür etse de, tekerrürden dolayı bunun gelgeç olduğunu kabullenmeseydik, tabiatın kar, fırtına, felaketle yok olduğunu görenden bu tabiat bir daha düzelmez derdi. Lakin tekerrürden dolayı baharı çok gördüğü için kışın kimse telaş etmez. Bilir ki bu hükmünü icra edecek ve bu tabiat tekrar düzene girecek. İman ve küfür de böyledir. Benim gençliğimde eyvah bu iş bitti. Mehdi gerek işi düzelte diyorlardı. Bundan 50 sene evvel ölen bir adamı, Mustafa Kemal'in tahakkümü devrinde ölen bir adamı diriltsek, sabahleyin öybe getirsek buranın Türkiye olduğuna inanmaz. İnanmaz. Ona göre şimdi bitmiş olacaktı bu din. Çünkü onun hayatında iman, küfür, galebesi tekerrür etmediği için bu tebeddülata vakıf değildir. Bu vukuf için hayat ve kainata tabi oldukları meşiyet-i ilahiyenin hususiyetleriyle bakmak lazımdır. Allah'ın kainatta cari olan iradesinin hususiyeti beka sıfatı ilahiyetinin ademi mevcudiyetinden dolayı tebeddülattır. Eskiler külle halin yezul derler. Her hal gelip geçicidir. Hepiniz öyle bir zamanınız vardı ki babalarınızın hayalinde bile yoktunuz. Sonra mikroskopun zor gördüğü bir tohumcuktan ana rahminde rahim cidarından kan emerek o küçücük varlık bir tavla zarı büyüklüğünde 3,5 ila 5 milyon adedi sığan bir küçük tohumcuk ana rahminin cidarından kan emerek göz meydana getirdi, yürek meydana getirdi, böbrek meydana getirdi. 2500 adet bölünerek, o küçücük varlık 2500 adet bölünerek döllenmeden 3 saniye sonra vücut organlarınızın her biri sermaye-i asliyesini meydana getirdi. Eliniz oldu, ayağınız oldu. Çıplak doğdunuz. Sonra patiğiniz oldu, beziniz oldu, külahınız oldu. Yavaş yavaş
oyuncağınız oldu. Bak çoğala çoğala gidiyor. Zevalden kemale doğru gittiniz. Sonra dönüşe gideceğiz. Sonra ne olur? Gene çıplak kabre girersiniz. Sizden kuyruk sokumunuzda ucbuz zenep, bu kelimeyi öğrenin. Ucbuz zenep adında bir tek hücre çürümez. Bu hücre mahşere davet edildiğiniz zaman aynen bir tohumun topraktan mevadı asliyesini alarak yaprak, meyve, gövde meydana getirdiği gibi sizin bazen televizyonda görürsünüz hızlı büyümeyi hızlandırarak gösterirler. Hemen yaprak teşekkül eder, çiçek teşekkül eder. Onun gibi o ucbuz zenep denilen civa gibi çürümeyen bir tek hücre topraktan mevadda asliyesini toplayarak süratle, eğer müminseniz, hayatınızın en zinde, en kamil haliyle, eğer kafirseniz, hayatınızın en pes zinde haliyle ayağa kalkar ve mahşere gelir. Demek ki kemal zeval bu insan ömründe bir defa olur. Tabiatta bütün varlıklar için bir defa sonsuz olur. Senin bugün çay diye içtiğin bir bardak, içindeki su belki trilyon kere buhar oldu, havaya çıktı. Trilyon kere yağmur oldu, arza indi. Belki bu benim bardağımdaki çaydaki su bilmem kaç defa Hint denizinde bulundu. Sonra buhar olup havaya çıktı. Sonra Türkiye'de bir kaynağı, menba teşkil etmek üzere yağmur olup buraya geldi. Bir damla suyun yaratıldı yaratılalı macerasını bilseniz ciltler dolusu kitaba sığmaz. Ömrünüz bunu okumaya yetmez. Sizin bedeninizdeki her zerre, her hücrede bir defa yenileniyor. Gene bir hatıra geldi zihnime. Fakültede talebeyken biz bir suali çok uzattık galiba. Fakültede talebeyken Hikmet Sami Türk sonra Adalet Bakanı oldu. Bana dedi ki Levazne Kanunu'na inanıyor musun? Levazne Kanunu kainatta hiçbir şey kaybolmaz. Şekil değiştirir. Tabii doğru böyledir. İnanıyorum. O zaman dedi senin bedeninde bulunan bir kalsiyum molekülünün daha evvel bir kafirin bedeninde bulunmak ihtimali var mı? Vardır dedi. Peki biz o zaman hukuk felsefesinde akaid de okuyorduk. İslam hukuk felsefesi okuyorduk. Ahirette azap sade ruhani mi? Hem ruhani hem cismani mi dedi. Ehl-i sünnet akaidine göre hem ruhani hem cismanidir. E peki bu molekül sende bulundu diye mükafata, kafirde bulundu diye mücazata tabi olacak. Bu nasıl olacak dedi. Ona dedim ki bak, senin elini uyuştursam, uyuşturduktan sonra bir bıçak batırsam, uyuşturmadan evvel yaptığım işin aynını yaptığım halde sinirlerin iptal edilmiş olmasından dolayı ızdırap duymazsın. Ne zaman bu uyuşma geçerse duyarsın. Demek ki ızdırabı yaşayan beyin, maddede şuur yok. Senin kalsiyum molekülünün azaba duçar olduğu zaman onu duyan beyindir. Bu beyinle duyulacağına göre senin vücudun hayatta kaç defa yenileniyor? Bunu bilmiyorsun. İkincisi dedim bir elektrik enerjisini düşün. Bir kablo çek buzdolabına, bir kablo çek sobaya. Sobada ısıtıcı, buzdolabında soğutucu.
Elektrik aynı elektrik. Dahası var. Bunların ikisini aynı mekanda kullansan bunlar eşit miktarda birbirini ifna eder. Odanın suhuneti galip olana göre tesis eder. Buzdolabı galipse oda soğur. Soba galipse ısınır. Ama ısındığı zaman buzdolabının yok ettiği kadarından fazlası ısınma olur. Halbuki bunlar meşhud oldukları alemde birbirini ifna ettiği halde kablonun kendisinde beraber durduğu halde bu iki istidat birbirini yok etmiyor. Etseydi bunun ne ısıtma istidadı kalırdı ne soğutma istidadı. Alıcının istidadına göre. O molekül daha evvel kafirde bulunmuş olabilir. Bendeyse, o ahirette bendeyse, istidadı saadete alıcıdır. Ondaki molekül de daha evvel müminde bulunmuş olsa bile, bulunduğu bedende soğutmayı alan alet gibidir. Bunu niye söylüyorum? Dinin metafizik hakikatlerine intikal etmemiz için bu alem böyle misallerle doldu. Yeter ki eşyayı tabiyede meknuz olan, ilahi olarak reks edilmiş bulunan hususiyetlere vukuf peyda edesin. Kur'an'ın şerhi kainattır. Şimdi, böyle bir kitaba dayanan hukuk sistemi, kazuistik metottur. Hukukta kazuistik metot. Yani hakikati ifadede insan beyni için varid olan ihtimalleri vaz eder. Konulmuş olan temel umumi prensipleri o hadiseye tatbik eder. Bu suretle İslam hukuku içtihatlar suretiyle yürür. Aynen İngiliz hukuku gibi. Kanun metni yoktur. İslam'da kanun metni yoktur. Ama ihtimaller sonsuz olduğundan, içtihatlar da sonsuzlaşmıştır. Bakın İmam-ı Serasi'yi düşünün. Hapishaneye atıldı. Talebelerin isyanı üzerine zindanın duvarından bir pencere açıldı. Talebeleri onun derslerini not aldılar. Mebsut ismiyle 32 cilt fıkıh kitabı İmam-ı Saraski'nin yanında hiçbir kitap olmadığı bir anda hapishaneden takrir ettiği derslerden meydana gelmiştir. Hanefi fukuhası için müftabih olan, fetvaya esas alınan bir kitaptır. Bu adam şu 32 cilt kitabı yanında hiçbir kitap olmadan, hiçbir kitaba bakmadan takrir eden adam fukuhanın 7. tabakasındadır. Fukuha 7 tabakadır. 7. tabaka en düşük seviyedeki tabakadır. Başkalarının içtihatlarını nakledebilen adamdır. Kendi içtihatta bulunmuyor. İçtihat müştehit fil mezhep var, müştehit fil mesele var ile ahir. 7. kategori başkalarının içtihatlarının doğru nakledebilen adamdır. Fukuhanın 7. tabakasındaki bir adam yanında hiçbir kitap bulunmadan talebelerinin zindan duvarından verdiği derslerle 32 cilt meydana gelen kitapta ulema, kütüphane önünün altında olan ulema bir tek yanlış bulamamış. Onun için müftabih bir kitap. Siz bu din üzerinde nasıl bir kafalar gelmiş geçmiş bunu anlayın. Siz Yaşar Nuri gibi adamları görüp de ortalıkta hep böyle adam vardı zannetmeyin. İmam-ı Azam Hazretleri 40 talebesiyle 4 milyon meseleyi fıkhiye karara bağladı. Lakin şu hususiyetinden dolayı
İslam hukukunu alimler bir bahri bi payan, yani ucu bucağı olmayan deniz olarak tavsif ederler. Bu vasfından dolayı İslam hukukunda usulü muhakeme şöyle tesis etmiştir. Hukukun tatbikatıyla meşgul olan kadı hüküm vermez. Sokaktan öğrendiklerinizle dini anlamaya çalışmayın. Kadı hüküm vermez. Kadı hadiseyi tespit eder. Bir adam şöyle bir iddiada bulunsa. Ha, basit sulh hukuk mahkemesi gibi basit meseleler hükme bağlar. Ciddi meselelerde hadiseyi formüle eder. Der ki bir adam şöyle bir iddiada bulunsa. Bunun karşısında müddei aleyh şöyle dese. Şahidin biri böyle dese, öbürü böyle dese, öbürü böyle dese. Buna ne hüküm verilir? İlim adamına sorar. İlim adamı müftüdür. İlim adamı mahkeme salonları tiyatroya benzer. Hırsızlıktan yakalanan her çingene komşunun bebeğini alır, mahkemeye öyle çıkar. Hakim sual sorar, çocuk ağlar. Hakim der ki lan bunu hapse atsam bu çocuğa da ceza vermiş olacağım. Mahkeme salonları biraz tiyatroya benzer. Hakim de insandır. O sahnede olup bitenlerin tesiri altında kalır. Lakin müftü ilim adamıdır. Kimsenin alının velinin ihtilafıyla vakit geçirmez. O iştihatlar içinde yüzecek mütebahhir bir alimdir. Bütün bu iştihatlar içinde anlatılan hadiseye en yakın olan iştihadı bulur. Buna şu hüküm verilir der. Kadı da onu tefhim eder. Taraflara bildirir. Bu usulü muhakeme aynen Roma'da da böyledir. Roma'da da bir hakim vardır. Bir de pretör denilen hukuk alimi vardır. Hakim hadiseyi tespit eder, pretöre sorar. O ilim adamı suçluyu, davalıyı, davacıyı, şahitleri görmeden, kim olduklarını bilmeden tarafsızlığı sağlamakta bu daha mühimdir. Şimdi Batı hukuklarında bir umumi kaide koyar. Bu umumi kaideye boş çuvala doldurur gibi milyonla vaka sığar. Halbuki bütün bu vakalarda küçük farklar vardır. O farklara göre hükümde bir esneklik olmaz. Bu bakımdan adalete yaklaşmak bakımından gerek Roma hukukunun gerekse İslam hukukunun metodu daha uygundur. Lakin sen o iştihatlar bahri bir payan dedik. Sonsuz bir deniz. İçinde yüzecek alim bulamadığın zaman ne yapacaksın? Bu alim ananesi inkıta uğrar. Kifayetsiz hale gelirse işte bizde de böyle oldu. Bunun üzerine dediler ki zamana en uygun iştihatları seçerek kanun metni haline getirelim. Mecelle bu ihtiyaçtan meydana geldi. Artık müftüye sormasın. Kadı elindeki kanun metnine soksun. İşte aynı batıdaki gibi oldu. Bu bir inkılaptır. İslam hukuku noktayı nazarından bu bir inkılaptır. Lakin bir zaruretle ortaya çıkmıştır. Ve İslam hukukunun temel prensipleri birleştirilerek bir kanun vücuda getirildiği için bu Mustafa Kemal'in bayrağı haç olan bir milletten kanun tercüme edip almasına benzemez. Ama netice itibariyle bu da bir inkılaptır. Yani orijinal İslam dünya görüşünden ve bu dünya görüşünün tatbikatından fiili bir küçük inhiraptır. Ama bu şuna benzemiştir. Sen buradan kıbleye döndüğün zaman bir derece yanlış dur. O Mekke'de 100 kilometre olur. Zamandaki inhiraf da böyle olmuştur. Tanzimat'la başlayan bu inhiraf nihayet Mustafa Kemal'in
mutlak İslam'dan inhirafat, aksi istikamete gidiş. Kıble Kabe'yken Hollywood'a çevrilmesinin neticesine müncer olmuştur. Peki, Mecelle denince ne vardı? İşte Mecelle denince böyle bir tatbikat vardı. Mecelle'den sonra artık müftiye sormak kalkmıştır. Ancak Mecelle'nin hiçbir kaidesi bugünkü gibi beşeri irade mahsulü değildir. Onun kaynağını size getirdim. Mirat-ı Mecelle. Kayserili bir alimdir bu zat. Bu ne yapmıştır? Mecellenin dayandığı, maddeleştirdiği hükümlerin hangi işaattan, hangi müştehidin, hangi eserinden aldığını ortaya koymuştur. Burada İslam müştehitlerinden birine dayanmayan veya İslam'ın temel prensiplerinden birine dayanmayan hiçbir hüküm o mevcut olmadığını anlamanız için bu eser kafidir. Ama ne yazık ki sizi dilsiz ve yazısız hale getirdiler. En büyük ihanet lisan üzerindeki bu tahribattır. Her zaman söylüyorum, lisan o kadar ehemmiyetlidir ki iman onunla teşekkül eder. Fiiliyattan küfür çıkmaz. Tek istisnası hariçten bakan bir adamın intibaına göre düşmek değil de atmak şeklinde Kur'an'ın elinden düşse. Atmakla düşürmek farklı tavırdır. Kur'an'ı atmak küfrü mucibdir. Bunun dışında fiiliyattan hiçbir fiilden küfür çıkmaz. 24 saat içki içen adam gene mümin kalır. Günah ayrı bir kategori, küfür ayrı bir kategori. Küfür lisanla teşekkül eder. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalbi bilmiyoruz, biz dile bakarız. Kalbe vukuf Allah'a ait. Lisan bu kadar mühimdir. Kaldı ki Allah-u Azimüşşan bütün bu kainattaki hakaiki ihtiva eden veciz bir metin olarak Kur'an'ı ilmi ezelisiyle Arapça göndermeyi murad ettiğinden Kur'an nüzulünden 2000 yıl evvelinden Araplara bir belagat, fesahat, talakat meyli verdi. Bu adamlar panayırlarda daha hikmetli konuşmak, daha veciz konuşmak hususunda yarıştılar. Bu bir mümarese, antrenmandı. Arapçayı irade-i ilahiyeyi isabet edebilir bir olgunluğa kavuşturdu. İza eradellahu şeyen hayye esbabehu. Allah ilmi ezelisiyle böyle murad ettiğinden bu muradın gerçekleşmesi için şu esbabı halketti. Bizim milletimize cengin, cidalin, harbin, darbin meylini vermişken Araplara da hikmet meyli verdi. Veciz konuşmak, veciz şiir söyleme meylini verdi. Bu, o lisanı irade-i ilahiyi isabet edebilir bir olgunluğa kavuşturdu. Kur'an'ın icazına dair burada konuşmaya başlasak başka hiçbir suale cevap veremeyiz. Ama size şöyle söyleyeyim bakın. Bir tek misal vereyim. Kopernik sistemine göre güneş sabit, bütün seyyareler onun etrafında dönerler. Bunun yanlış olduğunu D'Alembert adında Fransız alimi 17. asırda ortaya koydu. Çünkü hareket duran bir şeyle kıyaslanmadan kavranmaz. Aynı süratte giden iki otobüsten camından birbirine bakanlar otobüsler duruyor zanneder. Sürat eşitse. Dünya da güneşin bu hareketine tabi olduğu için güneşin hareketi kavranamadı.
Güneş bir hattı müstakim üzere bütün sistemiyle. Şurada zemin hareket etse, gördüğünüz her şeyde o harekete tabi olsa hareketi kavrayamazsınız. Ancak duran bir şeyle mukayese. Bunun için bunu ancak D'Alembert hesabi olarak yaptı. Ve dedi ki güneş bir hattı müstakim üzere hareket etmektedir. Bütün sistemi de aynı harekete tabidir. Ve gitgide soğumaktadır. A, B, X dediği bir noktaya muhayyel, tahmini bir noktaya vardığı zaman soğuma haddi azamiye ulaşacak ve güneş parçalı olacak. Tıpkı kor halinde sobadan bir ateşi çıkardığınız zaman genleşmeyle parçalanması gibi. Bu soğumanın neticesinde parçalanacak. Halbuki Yasin suresinde Kur'an bunu beyan ediyor. İslam alimleri bunu 1400 sene evvelden kabul ediyorlardı. Çünkü وَشْشَمْسُ تَجِي لِمُسْتَكَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Güneşin müstakarını, yani hareketinin biteceği yeri, durgunlaşacağı yeri, lam harfi tarifiyle tarif ediyor. Lam burada üç, Arap lisanının hususiyetine göre üç hususiyet. Tahdidi zaman, tahdidi mekan ve ilah. İlah. İlah bir yerden bir yere doğru. Birinci manaya göre güneşin hareketi müstakarrı, istikrar bulacağı, durgunlaşacağı yer bir yerden bir yere doğru. Şu halde hareket dedi. Tahdidi mekan, doğru çizgi. Tahdidi zaman, izeşşemsi kübveret. Güneş dağılıp parçalandığı zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam, 1450 sene evvelin bilgisiyle, ilmiyle, müstakarrın mı desin, limüstakarrın mı desin? Bunu ilmi bir mutaa dayanarak söyleme şansı var mı? Asla. Böyle Kur'an'da binlerce delil var. Biz size hesaba çekeceğimiz zaman bir külleha diriltiriz parmak ucularınızla. Tamamını deyince parmak ucunu söylemek belagata aykırı görünür. Anlaşılıyordu ki parmak ucunda bir hususiyet var ki o dahi parmak ucunda kimsenin çizgilerinin kimseye uymadığı keşfedileli 150 sene oldu. Toprağa secde etmek sevap. Çünkü toprak insan vücudunda 40 volt elektrik var. 20 aşağı düştü mü halsizlik yapar, 40'ı yukarı geçti mi asabiyet yapar. Toprak fazla elektriği boşaltır. Toprakla uğraşan köylerde hiç asabiyet görülmez. Peygamber elektriği mi biliyordu? Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim diyoruz ya. Demek oluyor ki, mecelle bir inkılap olmakla beraber, usul bakımından inkılap olmakla beraber, İslam hukukundan muktebes olduğu için, İslam hukukunun temel prensiplerinde meydana getirildiği için bir diyeceğimiz yok. Belki eskisi kadar adalete yaklaşma şansı olmaz. Çünkü bir maddenin içine az çok fark ihtiva eden birçok madde konuyor. Onun için bugün bir kanun maddesinin anlaşılması için içtihatlar çıkıyor. Kanunların 100 katı içtihat var. Çünkü farklı hadiselerde ufak tefek farklardan dolayı hakimler farklı tatbik edince içtihat ihtiyacı doğuyor. Bu beşeri hukuktur. Bu beşeri hukuktur. Allah'ın ilmiyle, iradesiyle, beşerin ilmi ve iradesi yarışabilseydi, o zaman senin yaptığın işte Müslümanlar için makbul olabilirdi. Böyle bir şey kabili tasavvur değildir. Gene de biz mecelleye razıydık. Ondan beteri geldi. Avrupa'da
İsviçre'de tahsil ettiği için Mahmud Ezzat İsviçre kanunu medenisini aldı. Aceleleri varmış. Fransızca bilenlere forma forma dağıttılar. Bu tercümeyi yapanlardan birisi evlenme memnuniyetlerine süt kardeşliğini koydu. Halk Fırkası Aleyhine çıkardığımız kitaba koyduk bu vesikayı. Kanun evlenme memnuniyetlerinde ve batıl olan evliliklerde 92. ve 112. maddelerde süt kardeşliğini zikreder şekilde resmi gazetede çıktı. Fotokopisini koydu. Ondan sonra fark ettiler. Demek ki el kaldırıp kabul ettikleri kanun metni yukarıdan aşağı okunmadı. Bundan bunu çıkarın. Birisi fark ederdi bunu. Bu dini bir kaide ilave etmiş bir diye. Yayınlandıktan sonra görüldü. Kanun yeniden meclise getirilmeden Kemal Paşa'nın ben öyle süt kardeşi, yoğurt kardeşlerim çıkarın onu demesiyle kanundan bu çıkarılarak kitap halinde basıldı. İlk basılan kitap da elimizde, resmi gazetedeki çıkan metin de elimizde. Aha size milli irade. Neymiş milli irade? Milli irade ilahi iradeyle tahdit edilirse bir değeri olur. Müslüman, Allah'ın varlığını kabul edilene kadar iradesi hürdür. Tefekkürde serbesttir. Hatta arayış halinde ölse mümin kabul edilir. Allah'ın rahmeti gazabına galiptir. Riyaz-ı Salih'in başında uzun bir hadis vardır. Bir adam, peygamber buyuruyor ki eski zamanlarda bir adam 99 adam öldürdü. Pişman oldu. Ben bunun günahından nasıl kurtulurum diye soruşturmaya başladı. Ona dediler ki falan manastırda bir rahip var, din alim var. O sana çare bulur. Kalktı yol tepti oraya gitti. O rahip dedi ki ya sen 99 kişi öldürdün de bir de kurtulmak mı istiyorsun? Git başımdan zalim gaddar cani. Kız da onu da öldürdü. Bu 100 cinayet işleyen adam peygamber sözü. Ben uydurmuyorum vaka değil, masal değil bu. Peygamber buyuruyor. Peygamber bizden farklı olarak geçmiş zamanda da geriye gider, gelecek zamanda da gider. Ahiret ahvalinden de haber verir. Farkı budur peygamberin senden benden. Gene pişman oldu, gene çare arıyordu, gene birini sağlık verdiler. Oraya giderken yolda öldü. Azap melekleri geldi, bunun 100 tane cinayeti var, biz götüreceğiz. Rahmet melekleri geldi, biz bunu götüreceğiz. Çünkü bu çare arıyordu. İhtilafa düştüler. Allah-u Azimüşşan Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Hakem ol bunlar arasında. Cebrail Aleyhisselam teklif etti, beni hakem kabul eder misin? Ederiz. Peki, geldiği yolla gittiği, gideceği yolu ölçün. Yarı yolu geçtiyse rahmet melekleri getirsin. Geçemediyse azap melekler. Peygamber buyuruyor ki yarı yolu geçememişti bu kara. Allah-u Azimüşşan geldiği yere uzaklaş. Gitmekte olduğu yere yaklaş diye emretti. Melekler ölçtü. Gideceği yere yakın çıktı. Rahmet melekler aldı götürdü. Erhamer Rahimin olan Allah kulunu kurtarmaya uğraşıyor. Kurtarmaya bahane arıyor. Rahmeti gazabına galip. Sen Allah'ın varlığına inanamıyorsan, arayış halindeyken ölsen mümin kabul olursun. Ama bana ne deyip arka üstü yatarsan yaşasın cehennem. Ama bulduktan sonra hem buldun, hem o hakikate vasıl oldun, hem de hala sorguluyorsan, İşte bu mümin iman değildi. O teslimiyetle müncer olacak. Eğer hakikate ulaştınsa teslimiyeti. O zaman senin iraden ilahi iradeye muvazi gittiği kadar meşrudur. Tıpkı tabii hukuk nazariyesi gibi. Tabii hukuk nazariyeciler der ki beşeri irade isarı tabiatta cari olan kavanine
Onlar tabiat kanunu diyor. Kavan-ı ilahiye muvazi ishar edildikçe muteberdir. Mugayir ishar edildiği zaman gayri meşrudur. İşte sen de imana vasıl olduğun zaman artık senin aklın da iradenle vahiy terbiyesine girdi demektir. Onu vahyin emrettiği gibi kullanacaksın. Onun için ne mutlu iman ettik dedikten sonra bütün davranışlarında İslam'ın temel prensiplerine uygun olarak yaşayabilir. Başka zaman bir misal verdim size. Fizik dersinde tozlar koyarlar. Kağıdın üzerine demir tozları, altına bir mıknatıs tutarlar. Hiçbir demir tozu serkeşlik edip sıra dışında duramaz. O mıknatısa tabi olmak mecburiyetinde. İslam'ın temel prensipleri bir Müslümanın efaline de efkarına da, fikirlerine de, fiillerine de, o mıknatısın demir tozlarına yaptığı tesiri yapacak, onun istikametinde düzene girecek. Sen hem Müslümanım diyorsan da, hem de menşe-i Kur'an olan hakim kelimesini boykot edip yargıçlıyorsan, sen serkeş duran bir demir tozu gibisin. Mıknatısa tabi olmayan demir tozu gibisin. Artık misalleri çoğaltabiliriz. Allah cümlemizi gerçek iman sahibi olup o imanı hazmederek efkarına ve amaline inikas ettiren kullarından eylesin. Başka bir sual sor.